Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası dolayısıyla birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. 25 Ağustos'ta başlayan ve hala devam eden programları sizler için kısaca derledik. İşte Büyük Taarruz'un 99. yılı kapsamında yapılan etkinlikler. Büyük bir kahramanlık destanının yazıldığı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz emrini verdiği Afyonkarahisar'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Zafer Haftası nedeniyle düzenlenen törenler 25 Ağustos Çarşamba günü Şuhut ilçesindeki Atatürk evinin önünde başladı. Protokol üyeleri, değişik illerden gelen gençler ve vatandaşların katıldığı törenler, kortej yürüyüşünün ardından Şuhut ilçe stadında devam etti. Daha sonra Çakırözü köyünden yürüyüşe başlayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde büyük taarruz emrinin verildiği Kocatepe'ye ulaştılar. Zafer kutlamalarına Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki programla devam edildi. Müzik 26 Ağustos Perşembe günü Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği ve Büyük Taarruz Şehitliği'nde de törenler düzenlendi. Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü olan 27 Ağustos Cuma günü ise İmaret Camii'nde şehitlerimizin ruhuna ithafen mevlit okunmasından sonra diğer etkinliklere geçildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kurtuluş programında büyük bir coşku yaşandı. Uluslararası halk oyunları ekipleri gösteri sunarken Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi de büyük alkış topladı. Zafer kutlamalarına 28 Ağustos Cumartesi günü Anıtkaya Şehitliği'nde devam edilirken, hafta boyunca kent merkezinin değişik yerlerinde birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü kutlamaları bugün İsçehisar ilçesinde bulunan Giresunlular Şehitliği'ndeki törenle devam etti. Zafer Haftası törenleri yarın Dumlupınar Zafer Abidesi'nde yapılacak kutlamalarla sona erecek. Afyonkarahisar Belediyesi 30 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla Mektup isimli bir kısa film hazırladı. İzleyenleri alıp geçmişe götüren o klibi izliyoruz şimdi de. Canımız, Mehmet'imiz. Bu mektup yollarını gözleyen ailenin, eşinin, babasını henüz göremeyen evladının hasret mektubudur. Çok şükür evladımız sağlıkla dünyaya geldi. Çanakkale'nin bağrında yatan şehit babamızın vasiyeti üzerine adını Elif koydu. Ağladığı zamanlarda ona seni ve kahraman askerlerimizi anlatıyorum. Cumaları köyümüze şehadet haberleri geliyor. Senin ismini duyarız korkusuyla yüreğimiz çarpsa da hepimiz bu vatana mevtunuz ve biliyoruz ki şehadet en yüce mertebe. Dualarımız sizlerle. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Memleketten haber mi var Mehmet? Otur, otur. Geleli çok oldu komutanım. Hasret büyük olunca, hele ki evlat hasreti olunca tekrar tekrar okuyorum. Allah analı babalı büyütsün. İnşallah sağ salim kavuşacaksın yavrum. İnşallah çavuşum. Düşmanı vatanımızdan def ettikten sonra Allah'ın izniyle o günler de gelir. Az kaldı. Birazdan haber gelir. Anamız babamız için, yavrumuz için, vatanımız için kendimizi siper etme vakti. Hakkını helal et aslanım. Helal olsun çavuşum. Sen de hakkını helal et. Helal olsun.
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden etkilenen yerde koordinasyonu sağlamak için görevlendirilen ve haftalardır Çatalzeytin ilçesi ve bölgesinde çalışan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ulaşımı sağlanan yolun açılmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak bildirdi. Vali Çiçek, görüntülü yaptığı konuşmasında köylülerle de bakanı görüştürdü. Kastamonu'da görevlendirilen Vali Gökmen Çiçek, başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı girişimler ve sıcak tavırlarıyla bölge halkının da takdirini kazanan Çiçek, ulaşımı sağlanamayan Çatak Köyü'ndeki sorunun çözülmesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüntülü arayarak bildirdi. Vali Çiçek ve Bakan Soylu'nun görüşmesine bölge halkı da katılarak mutluluklarını dile getirdiler. Sayın Bakanım, ulaşamadığımız, sizinle beraber helikopterle indiğimiz Çatak Köyü'ndeyiz. Talimatınızla hemşerilerimize ulaştık. Size selam vermek istiyorlar Sayın Bakanım. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Çatak'a buradan selamlar. Ben de şükür. Aleykümselam. Aleykümselam. Başımız üstü. Sinop Barimiz, Samsun Barimiz, Afat Başkan Yardımcımız, Jandarma, Emniyet, tüm arkadaşlarımız, kaymakamlarımız burada. Onlar da selam söylüyorlar size. Aleykümselam. Aleykümselam. Başımız üstü. Sağ olun Sayın Bakanım. Var mı emniyet? Allah razı olsun Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, inşallah geldiğinizde burası daha da güzel olacak efendim. İnşallah. Allah kolaylık. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir kere. Sağ olun, sağ olun size de. Allah yolunuzu açık etsin. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından STK'larla istişare toplantısı yapıldı. Afbel Termal Otel'de gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda STK ve AK Parti İl Teşkilatı katıldı. AK Parti STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kuş beyni diyoruz ama onlar bizden daha ziyade. Belediye otelinde gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban'la STK temsilcileri ve başkanları katıldı. Güzel cuma gününde hürmetle muhabbetle selam. Toplantının açılışında konuşan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, istişare kültürünün önemine değindi. Talebim şu, kardeşler, önce birlik, beraberlik, kardeşlik gerekir. Yok şu, bu, tamam hepimiz olabilir. Ayrı bir dernek, ayrı bir cemiyet, ayrı bir sivil toplum kuruluşu olabiliriz. Ama hedef bir olması lazım. Hedef bir olması lazım. Fırkadır şu, zaten Türkiye'yi fırkalar yıkmıştır, Osmanlı'yı vesaire. Dolayısıyla bu bakımdan ben tabii sizlerden de bilgi alacağız. Ben sadece bir iki hususu belirteyim diye arz ettim. Dolayısıyla arkadaşlar, burada herkes bir faaliyet gösteriyor. Toplantının diğer bölümleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Eroğlu, öğrencilere deneyimlerini anlattı, gündemdeki konuları değerlendirdi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, kendi adını taşıyan Profesör Doktor Veysel Eroğlu Parkı'nda gençlerle buluştu. Çok iyi olur başkanım, çok iyi olur. Buluşmada AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da yer aldı. Eroğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu. Dünya gündeminin şifrelerini anlatan Eroğlu, tarih bilgisinin önemine vurgu yaptı. Bizim insanımız bunları yaşadı. Büyük, gerçekten katliamlara maruz kaldı. Halbuki biz asla gittiğimiz yerlerde, değerli arkadaşlar, medeniyet götürmüşüzdür.
Bakın Osmanlı askeri sefere çıkarken bir bağdan geçerken üzüm kopardığında eyvah üzümlerimiz mahvoldu diye gelip baktıklarında bakmışlar ki keseler halinde çok daha aldıkları üzümün değerinden çok daha fazla akçeleri oraya Osmanlı askeri koymuş. İşte bu. Medeniyet bu. Nitekim bakın dünyada özellikle İpek yolunun İmit burnunun keşfedilmesiyle İpek yolu o tarafa kayınca yani özellikle Avrupa'da ticaret yolu orada gelişmiş. Osmanlı'nın ekonomisi biraz maalesef bozulmuş. Dolayısıyla hatırlarsanız Portekizler falan ta Cebel Tarık'tan Yemen'e kadar gelmişler. Hatta o zaman Osmanlı Devleti zamanında Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevre'yi dahi tehdit eder duruma gelmişler ki Osmanlılar müdahale etmiş. Yani bu da AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Eroğlu, üyelik formu doldurarak Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesi oldu. Zafer Haftası etkinliklerine katılmak için kente gelen Veysel Eroğlu, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. İreis Bey diye o hatıram var. Dernek binasında gerçekleşen buluşmaya yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Serteser, İsmail Akar, Faruk Kılınç, Mahmut Emin Birliktir, Onursal Başkan Hacı Hakkı Özsoy, Ömer Elçi, Hakan Dilek, Canser Kuzu ve Önder Artuk da bulundu. Hayırlı olsun. Biz de bir nefer olarak emrinize amadeyiz her zaman. Eroğlu, Afyon basınının birlik ve beraberliğiyle Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Sayın Başkanım, yönetimdeki bütün arkadaşları gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Biz de bir nefer olarak emrinize amadeyiz her zaman. Ama ben şunu ifade edeyim. Hakikaten Afyonkarahisar'daki gazetecilerimiz, medya mensuplarımız bütün Türkiye'de örnek gösterilecek bir durumda. Birlik, beraberlik var. Yani ben başka yerlerde bunu çoğu zaman göremiyoruz. Ama ben Afyonkarahisar'ı daima örnek medya olarak, gazeteciler cemiyeti olarak örnek gösteriyorum. İnşallah bu birlik, beraberlik, kardeşlik devam eder. Çünkü bu topraklar mübarek topraklar, şehitlerin kanlarıyla yorulmuş topraklar. Başkan Sezer Küçükkurt'sa ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün yönetim kurulumuzla birlikte Sayın Bakanımızı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Eroğlu daha sonra cemiyet üyelik formunu doldurarak üyelik işlemini tamamladı. İreis Bey diye o hatıram var. Onursal Başkan Hacı Hakkı Özsoy ise son çıkan kitabını imzalayarak Eroğlu'na hediye etti. Onun için esnaflı öğrendim. Ziyarette Eroğlu, İSKİ Genel Müdürü olduğu dönemde yaşadığı anılarını anlattı. Aç ve susuz bırakmış ama öyle ayarlamış ki açlığı ve susuzluğu eşit. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afyonkarahisar'da temaslarda bulundu. İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Sarıgül, büyük taarruz emrinin verildiği Kocatepe'yi ziyaret etti. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ilk olarak partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sarıgül, burada partililerle sohbet ederek gündemi değerlendirdi. İçimizdeki ve dışımızdaki bütün gafillere sesleniyorum. Hiç kimse Mustafa Kemal'i yok saymasın. Hiç kimse Mustafa Kemal'i yok asla sanmasın. Mustafa Kemal'in askerleri buradadır. Hepimiz Afyon'da ve Türkiye'de Mustafa Kemal'in askeri olmaktan da onur ve gurur duyarız. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni demeden dün nasıl bir araya geldiysek bugün de bir araya gelir. Planlarımızı kesinlikle ve kesinlikle Türkiye olarak bozarız. Daha sonra Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri dolayısıyla merkeze bağlı Kocatepe belgesine gelen Sarıgül, burada belde sınırları içindeki Büyük Taarruz emrinin verildiği bölgeyi gezdi. Ulusal Kurtuluş Savaşı'na
öncülük etmiş bütün kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Sarıgül burada yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün ulusun tam bir anlayış birliği ve dayanışma içerisinde Kurtuluş Savaşı'nı bugün başlattığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün güzel bir imzası var. Türkiye Cumhuriyeti ileri evet yaşayacaktır yazıyor. Atatürk'ün Kocatepe'den ya istiklal ya ölüm. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz dediğini ifade eden Sarıgül, 99 yıl önce bugün olmasaydı biz bugün bu topraklarda olamazdık. Önümüzdeki yıllarda her 26 Ağustos'ta gece sabaha kadar burada olacağız dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük askeri zaferinin kazanıldığı gün. 99 sene önce bu topraklarda bu mücadele başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, tatil döneminde ziyaretlerini sürdürüyor. Köksal, Bayramgazi Köyü'nde içmek için su olmadığını ileri sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İsçihisar, Sinanpaşa ve merkeze bağlı beldelerde inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Burcu Köksal'a İsçihisar ziyaretleri sırasında partililer eşlik etti. Köksal, İsçihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i de ziyaret ederek istişarede bulundu. Köksal, Sinanpaşa ilçesinde de vatandaşlarla buluştu. Burada da vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Köksal, Taşoluk beldesinde PTT şubesine haftada bir gün personel görevlendiriliyor ve şimdi şube acentaya çevrilmek isteniyor. Vatandaş bunu istemiyor. Sinanpaşa'nın en büyük beldesi olarak Taşoluk, iktidarın ilgisizliğinden dert yanıyor ve ilçe olmak istiyor. Bu konuda iktidardan destek bekliyor, ifadelerini kullandı. Serban beldesinde de incelemelerde bulunarak vatandaşları dinleyen milletvekili Köksal, beldede sulama sıkıntısı ve her gün sabah yaşanan 2 saatlik elektrik kesintisinden dolayı vatandaşlar mağdur olmuş durumdalar. Sorunlarının çözüme kavuşmasını bekliyorlar, şeklinde konuştu. Ziyaretleri kapsamında Afyonkarahisar merkeze 20 kilometre uzakta olan Bayramgazi Köyü sakinleriyle bir araya gelen Köksal, burada da vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Merkeze bağlı köyde insanların su sıkıntısı çektiklerini kaydeden milletvekili Köksal, bunun sebebi ise kaçak vurulan, uygunsuz olarak açılan kuyular. Burada vatandaş, AKP'nin yandaşlarına verdiği tavizler yüzünden su sıkıntısı çekiyor. Kaçak vurulan kuyular yüzünden köydeki çeşmeler akmaz olmuş. İnsanlar tankerlerle kendi imkanlarıyla su çekiyorlar ve burada ciddi bir mağduriyet var. Muhtar ve köylüler seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Çözülmesi için mücadele ediyorlar. Biz de buradan vali beye sesleniyoruz. Bakanlığa sesleniyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bir an önce Bayramgazi Köyü'nün bu sıkıntısını çözün, dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Altınışık, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Altınışık, Taliban'la Atatürk'ün bir tutulduğu açıklamalara tepki gösterdi. ADD Genel Başkanı Hüseyin Altınışık, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz'i ziyaret etti. Burada dernek üyeleriyle bir araya gelen Genel Başkan Altınışık gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir günde biz hep birlikte Afyon'dayız. Aslında bu bizim her dönem gelip inanç ve feyiz tazelediğimiz ve Atatürk'le devrim ve demokrasi yolunda bugünleri bize veren bu uğurda toprağa düşen atalarımızla manen kucaklaştığımız bir gündür, bir haftadır Zafer Haftası ve bayramı. Altınışık, Taliban'ın ABD'ye gösterdiği dirençle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği direnci eş değer gören kamuoyundaki açıklamalara da sert tepki verdi. Son zamanlarda bazılarının Atatürk'ü Taliban'la özdeşleştirecek kadar akıl ziyanına uğradığını gördüğüm için söylüyorum. Bugünkü kaotik yönetimi
onurlandıracaksınız, göklere çıkaracaksınız. Sonra Taliban'ı da Atatürk'le özdeşleştireceksiniz. Umut ederim ki Türk toplumu bu yanlışa gerekli cevabı da en kısa zamanda verecektir. Biz verdik, vererek de geliyoruz. Bu yanlıştır, bu büyük bir yanlıştır. ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz ise dernek üyelerinin birlikteliğinden söz etti. Biz Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunan yürekli insanlarız. Biz her şeye rağmen bu yoldan dönmeyecek olan insanlarız. Mega Birlik Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Gazete 3, 26 Ağustos tarihinde 14. yılına girdi. Afyonkarahisar protokolü kutlama mesajları yayımladı. Mega Birlik Medya, 26 Ağustos 2008'de Gazete 3'ü... 26 Ağustos Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktası. 26 Ağustos tarihi anlamının yanında Afyonkarahisar basını içinde bir dönüm noktası oldu. Afyonkarahisar'ın saygın iş adamlarının kurduğu Mega Birlik Medya Şirketi 14 yıl önce 26 Ağustos'ta Gazete 3 olarak yayın hayatına girdi. ...26 Ağustos 2008 yılının ilk sayısını çıkaran Gazete 3, binlerce basılan ilk sayısını Kocatepe'de dağıtarak okurların karşısına geldi. Afyonkarahisar protokolü Gazete 3'ün 14. yılını yayımladıkları mesajlarla kutladı. Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik mesajında gazetenizin kuruluşunun 14. yılına girmesi nedeniyle şahsınızda tüm çalışanlarınızı kutlar, yayın hayatınızda başarılar dilerim ifadelerine yer verdi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması, demokrasimizin işlerliği açısından basınımız hayati öneme sahiptir, diyerek başladığı mesajına, Büyük Taarruz'un 99. seneyi devriyesini kutladığımız bugünlerde, Gazete 3'ün de kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatınızda üstün muvaffakiyetler diliyorum, diyerek devam etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdun Sevense, Gazete 3'ten, şehrimiz, ülkemiz ve dünya gündemine dair vatandaşlarımızı bilgilendirme noktasında kıymetli gayretleri bulunan, yenilikçi, dinamik, saygın ve cesur gazetecilik anlayışıyla yoluna devam eden bir gazete diyerek söz ederek, 14 yıldır dürüst ve ilkeli habercilik yapan Gazete 3'ün kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Gazete 3 ailesinin tüm bireylerine başarılarla dolu nice yıllar diliyorum dedi. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana ilgi ve dikkatle Gazete 3'ü takip ettiğini dile getiren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da kuruluşundan bu yana gazetecilik mesleği ilkelerinden taviz vermeyen, milli değerlere bağlı, nitelikli, objektif ilkelerle 14. kuruluş yılını kutlayan Gazete 3'ü kutluyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'sa mesajında 26 Ağustos 2008 tarihinde değişimin öncüsü sloganıyla yayın hayatına başlayan Afyonkarahisar'ın başarılı basın yayın kuruluşlarından Gazete 3'ün 13. yayın yılına girmesi nedeniyle geçmişten bugüne kadar Gazete 3'e emeği geçen herkesi kutluyor, Gazete 3 ve kardeş kuruluşu Kanal 3'e yayın hayatında başarılar diliyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, gazetecilik mesleğine yakışır habercilik anlayışını başarıyla temsil eden Gazete 3'ün 14 yıllık yayın serüveni bizleri gururlandırmaktadır, dedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Gazete 3'ün 14. yılını şu sözlerle kutladı. 2008 yılından bugüne ilimizin sosyal ve kültürel yaşantısında halkımızın duygularına tercüman ve düşüncelerine ses olan mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içerisinde milli ve manevi değerlerimize bağlı başarılı yayıncılığını bundan sonra da sürdürmesini temenni ediyorum. Tüm çalışanlarınızı kutlar, Gazete 3 ailesiyle daha nice yıllara ulaşmanızı dilerim.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ise şehrimizin en genç ve dinamik gazetesi olma özelliğine sahip olan Gazete 3, kurulduğu günden bugüne ilkeli ve başarılı çalışmalarla dikkat çekiyor. Bu vesileyle Gazete 3'ün kuruluşunun 14. yıl dönümünü kutluyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan'sa mesajında, yayın hayatına başladığı günden itibaren yani 14 yıldır ilimizde başarılı bir habercilik ortaya koyan Gazete 3'ün ilkeli ve tarafsız yayın hayatını büyük bir beğeni ve ilgiyle yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim ifadelerini kullandı. İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'sa kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması, demokrasimizin işlerliği açısından basınımız hayati öneme sahiptir. Gazete 3, bu önemli vazifeyi yerine getirmek için büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışmalarını yürütmektedir, diyerek Gazete 3'ün 14. yıl dönümünü kutladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş ise Afyonkarahisar'ın en önemli gazetelerinden biri olan Gazete 3'ün 14. kuruluş yılını geçmişten bugüne toplumun haber alma hakkında emeği geçen tüm basın emekçileriyle birlikte kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu da yayın hayatına başladığı 26 Ağustos 2008 yılından bugüne Afyonkarahisar yerel basınımızın güzide bir temsilcisi olarak önemli bir hizmeti yerine getiren Gazete 3'ün tüm yönetici ve çalışanlarının 14. kuruluş yıl dönümünüz dolayısıyla tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim diyerek Gazete 3'ün yıl dönümünü kutladı. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gazete 3'ün kuruluş yıldönümü sebebiyle Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti. Gazete 3 bu sene 14. yaşını kutluyor. Kuruluşunun üzerinden tam 14 sene geçti. Afyonkarahisar'ın saygın iş adamlarının kurduğu Mega Birlik Medya Şirketi, 14 yıl önce 26 Ağustos'ta Gazete 3 olarak yayın hayatına girdi. Evet. 14. yıl dönümü dolayısıyla Afyon Gazeteciler Cemiyeti Gazete 3'e ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Sezer Küçükkurt ve yönetim kurulu üyelerini Mega Birlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser karşıladı. Buradan Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzu başlatmış. Ziyarette konuşan Başkan Küçükkurt, Kanal 3 ve Gazete 3'ün Afyon basın hayatına önemli katkılar sunan yayın kuruluşlarından olduğunu dile getirdi. Gerçekten hem Gazete 3 hem de Kanal 3, Afyonkarahisar basın hayatına önemli katkılar sunan yayın kuruluşlarımızdan. Bu ziyaretimiz birkaç gün erken olan bir ziyaret oldu ama hem Zafer Haftası yoğunlukları hem sizin diğer görevlerinizdeki yoğunluktan dolayı bugün bu ziyareti yapmayı uygun gördük. Biz Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak hem Gazete 3'e hem Kanal 3'e bundan sonraki yayın hayatlarında başarılar diliyoruz. Başkan Serteser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazete 3'ün ilk baskısının Kocatepe'de dağıtıldığına dikkat çekti. Serteser şöyle konuştu. Bu süre içerisinde oldukça değişik Türkiye'de gelişmeler oldu. Dünyada gelişmeler oldu. Ama sizin de gazeteleriniz gibi hiçbir zaman radyolarınız ve internet siteleriniz gibi kesintisiz 24 saat halkımıza, vatandaşımıza, hemşerilerimize çok değerli, vefakar, cefakar personellerimiz aracılığıyla hizmet vermeye çalıştık. Sizin kattığınız değer gibi Afyon'un basın hayatına biz de bir değer katmaya çalıştık. Ve gözümüzü açıp kapayıncaya kadar 13 yılı tamamlamış olduk. Sözlerine bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum diyerek devam eden Serteser şunları söyledi. Son genel kurulumuzda artık derneğimiz Gazeteciler Cemiyeti adını aldı.
İlk defa 83'te kurulan gazeteciler cemiyeti inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, o da 40. yılını tamamlayacak. Bu birlik, beraberlik şehrimize de güç katıyor diye düşünüyorum. Afyonkarahisar Belediye Basın Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gazete 3'ün 14. yıl dönümünü kutlamak için Kanal 3'ü ziyaret etti. Duyarlı bu konularda, sağ olsun. Her zaman sağ olsun. Güzel de bir ekip oluşturmuş. Mega Birlik Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Gazete 3, 14 yılı geride bıraktı. Biz de zaten Afyonkarahisar Belediyesi olarak basınımızın her zaman yanında olduğumuz gibi şimdiden sonra da yine yanında olmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar Belediyesi Basın Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kanal 3'ü ziyaret ederek Gazete 3 çalışanlarını tebrik etti. Duyarlı bu konularda, sağ olsun. Her zaman sağ olsun. Güzel de bir ekip oluşturmuş. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Haftası yoğunluğu sebebiyle ziyarete katılamadı. Ziyarette konuşan Belediye Basın Müdürü Ahmet Çoban, Gazete 3'ün yıl dönümünü kutladı. Gazete 3'ün gazetemizin tekrar 14. yaş günü kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Nice başarılı çalışmalara, yenice yıllara diyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybin sizlere selamını getirdik. Onun Zafer Haftası programı nedeniyle yoğunluk var. Arkadaşlar siz gidin selamını söyleyin, ziyaret edin dedi. Onun selamıyla gel, tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizin nezdinizde tüm çalışanlarımızı kutluyoruz efendim. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Muammer Türker ise şöyle konuştu. Biz kendimizi yarı kamu gibi hissediyoruz. Yani toplumsal bir görev ifa etmenin memnuniyetini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kuruluştuğumuz günden beri bütün cumhuriyet değerlerine ve memleketimizin hayırlı olan her şeye, iyi şeylere vesile olmak için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bundan sonra da sarf etmeye devam edeceğiz. Duyarlı bu konularda, sağ olsun. Her zaman sağ olsun. Yüntaş ve Afbelsan bünyesinde çalışan işçilerle Hizmet İş ve Öztaşıma İş Sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri mutlu sonla tamamlandı. Başkanım hoş geldiniz, selam verdiniz. Yüntaş ve Afbelsan'da toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Başkanım, sendika başkanlarım, belediye başkanımızın değerli çalışanları, belediyemiz Yüntaş. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, fuar alanında düzenlenen törende görüşmelerin olumlu bir şekilde neticelenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkanım, başkanlarım. Sendikayla kırılmadan, resleşmeden çok güzel bir anlaşma ortamı sağladıklarını ifade eden Zeybek şöyle konuştu. En düşük maaş 3507 lira. Bayram ikramiyeleriyle 3600 lira. Çocuğu evlilik durumuna, çocuk sayısına bağlı olarak 4100 liraya kadar farklı maaş ödemeleri var. İmkanlarımızı zorladık. En fazlasını vermeye gayret sarf ettik. Aşağı yukarı toplamda baktığımızda Türk İş'le de yaptığımız sözleşmede sizi farklı kılmadık. Hakkaniyete, adalete riayet ettik. Göreve geldiği ilk günlerde mesai ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamanın farklı yorumlandığını hatırlatan Zeybek, konuşmasını şöyle sürdürdü. Direkt belediye başkanı olduğumuzda üzerimizdeki yükün ağırlığının farkındayız. Sizler de bizler de bu Afyon'un hizmetkarıyız. Sizler ve bizler güzel ilimizi daha iyi bir noktaya nasıl getiririz? Tek düşüncemiz bu. Tabii inanç olarak da çalışanın alnının teri kurumadan hakkını ödeyeyim diyen bir inanca sahibiz. Ben haybeden mesai ödenmesine karşıyım. Bir saatte fazla çalışmış olursanız onu da ödemek zorundayım. Bunun da bilincindeyim. Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özde, pandemi döneminde fedakarca çalışan tüm emekçilere teşekkür ederek Afyonkarahisar'da emekçiler adına güzel bir gün yaşadıklarını belirtti. Öz şunları söyledi. Elbette bir toplu iş sözleşmesiyle gönlümüzde yatan her şeyi gerçekleştirdiğimizi ifade edemeyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Belediyeler olarak
ülkemiz olarak, milletimiz olarak belediyelerimizin imkanlarına baktığımız zaman ülkemizin vergi gelirlerinde meydana gelen değişime bağlı olarak belediyelerimizin gelirlerinde de büyük bir azalma meydana geldi. Bütün bunlara rağmen belediye başkanımız, belediyemizin yetkilileri, başkan yardımcılarımız, genel müdürümüz gerçekten samimi olarak bu sözleşmeyi en iyi noktada bitirmek için büyük bir özveri ortaya koydular. Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da görüşmeler sırasında gösterdiği fedakarlıktan dolayı Mehmet Zeybe'ye teşekkür ederek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de mutlaka sizin lehinize olacak uygulamaları yapacağından eminiz. Çünkü başkanımızı tanıyoruz. Sizin buradaki hakkınızla alakalı, alacaklarınızla alakalı mutlaka genel müdürümüzle bu doğrultuda kısa sürede oluşan farklara da bundan sonraki süreçte de alacağınız sosyal hak idari haklarla ilgili mutlaka birlikte güzel bir çalışma örneği sergilenecek. Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'nin ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Yüntaş Yönetim Kurulu Başkanı Selim Aracı, Yüntaş Genel Müdürü Arif Birsen'le çok sayıda çalışan katıldı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'le Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser ve Afsiyat Başkanı Kadir Sayın, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesinin hayırlı olmasını dileyen Serteser, her zaman emniyet teşkilatının yanında olduklarını belirtti. İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, ziyaret dolayısıyla ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'le Afsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın'a teşekkür etti. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi ile Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği İşbirliği ile hazırlanan ve içerisinde 400 bin lira değerinde yardım malzemesinin bulunduğu tır Kastamonu'ya gönderildi. Afyonkarahisar'dan Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi. Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik ürünlerin bulunduğu tır Afyonkarahisar'dan yola çıktı. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi ile Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği İşbirliği ile hazırlanan tır gece saatlerinde Kastamonu'ya ulaştı. Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi. Türk Kızılayı ve Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bir kampanya düzenledik. Ne tür yardım göndereceğimizi Kaymakam Bey'den öğrendik. En önemli ihtiyaç maddesinin özellikle erkekler için bütün giysi, çamaşır, çorap, pijama, pantolon, tişört, eşofman, ayakkabı, çorap olduğunu söyledi bize. Bunun üzerine Yarım Elma Derneği olarak depolarımızı ve diğer bağış yapanları aradık. 4300 parça giysimiz var şu an. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakında, Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile güç birliği yaptıklarını söyledi. Yakın şöyle devam etti. Kastamonu'daki sel felaketinde etkilenen vatandaşlarımıza İhtiyaç malzemelerini yardımseverlerden toplayarak hazırladık. Afyonkarahisar Belediyesi altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bir taraftan da Afyonkarahisar'a modern yapılar kazandırmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'nin seçim vaatlerinden olan birincisi okullar bölgesine yapılan üst geçidin, ikincisi ise eski devlet hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün arasındaki bölgeye yapılıyor.
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaya trafiğini rahatlatma adına Atatürk Caddesi üzerinde yapımına başlanan ikinci üst geçitte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kentin yaya trafiğini rahatlatmak adına engelli bireylerin, yaşlıların ve çocukların ulaşımlarını güvenli hale getirmek için başlatılan asansörlü üst geçit projesinde çalışmalar sürüyor. Son teknolojik ekipmanların kullanıldığı asansörlü üst geçit projesi için montaj çalışmaları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler ve ileri yaş almış vatandaşlar tarafından da kullanılabilecek iki asansörün bulunduğu estetik görünümlü yaya üst geçidinde çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Güvenlik kameraları ve LED aydınlatmalarının yer alacağı yeni yaya üst geçidi projesi tamamlandığında vatandaşların zorunlu geçiş yaptıkları söz konusu bölgede yaya güvenliği sağlanmış olacak. Modern mimarili üst geçit projesi kısa süre içinde Afyonkarahisarlıların kullanımına sunulacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yürüyen merdivenli olarak planlanan üst geçidin mevsim şartları dolayısıyla asansörlü olmasına karar verdiklerini söyledi. Başkan Zeybek şöyle devam etti. Seçimlerde söz vermiş olduğumuz ikinci üst geçidimizi eski devlet hastanesi ile sağlık müdürlüğü arasındaki alana yaptık. Tamamen çelik konstrüksiyon. Engellilerimizin, yaşlılarımızın karşıdan karşıya geçerken zorlandıkları için biz daha önce yürüyen merdivenli yapalım diye söylemiştik ama hava şartlarından dolayı biz asansörlü yapmaya karar verdik istişareler neticesi. İlkini eski öğretmen lisesinin olduğu yere yaptık. İkincisi gene asansörlü, engellilerimizin de yaşlılarımızın da çok rahatlıkla kullanabileceği, çocuklarımızın çok rahat kullanabileceği İki tarafına asansör koymak şartıyla asansörlü üst geçit haline getirdik. İnşallah en kısa sürede de iskeleti kondu. İskeleti sabaha kadar çalışarak arkadaşlar orta bağlantıyı üst kısmını tamamladılar. Kısa sürede bunu tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. 6000'e yakın mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Mezun olan öğrenciler için Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumunda tören yapıldı. Kortej halinde öğrencilerin yerini alması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri müzik dinletisi verdi. Daha sonra ise öğrenciler adına konuşan okul birincisi Betül Teke duygularını ifade etti. Yorucu olduğu kadar bir o kadar da keyifli 4 yıllık eğitim sürecimizi geride bıraktık. Hayata yeni bir başlangıç yaptığımız bu güzel şehirde ve üniversitemizde en güzel günleri yaşamanın verdiği mutluluğu, en samimi dostlukların yüzümüzde bıraktığı tebessümü her zaman içimizde hissedeceğiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş da mezun olan öğrenciler hakkında bilgiler verdi. Üniversitemizin 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün üniversitemizin 29. yılında 29. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin kıvanç ve gururunu yaşıyoruz. Bugün üniversitemizden 3819 lisans düzeyinde, 1485 ise ön lisans düzeyinde olmak üzere toplam 5660 öğrencimizi mezun ediyoruz. Lisans üstü öğrencilerimizle birlikte bu rakam 6000'i aşıyor.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven de konuşmasında gençlere önerilerde bulundu. Ama bu hayat mücadelesinde devlete karşı, millete karşı vefanızı unutmamanızı özellikle istirham ediyorum. Vali Vekili Mehmet Keklik ise konuşmasında öğrencilerin, ailelerin ve AKÜ'nün gurur günü olduğunu dile getirdi. Evet, bugün aslında yıllardır bu genç kardeşlerimize ev sahipliği yapan ve aynı zamanda onlara çok güzel imkanlar sunan şehrimizin ve üniversitemizin de ayrıca gurur günüdür. Bugün bu genç kardeşlerimizi 4 yıl boyunca eğiten, akademik yönden geliştiren ve hayata hazırlayan Sayın Rektörümüz başta olmak üzere bütün hocalarımız için gurur günüdür. Bugün aynı zamanda doğumlarından itibaren bu genç kardeşlerimizin gelişimine, büyümesine, eğitimlerine, daha doğrusu hayatının bu aşamasına kadar büyük bir özveriyle, büyük bir fedakarlıkla onları yetiştiren ve aslında bugünlerin hayalini yaşayan çok değerli fedakar anne babalarımız için gurur günüdür. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere il protokol tarafından plaketleri verildi. Daha sonra ise öğretim üyeleri tarafından öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Mezuniyet töreninin finali ise kep atmayla sonlandı. Mezun olan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken şunları söylediler. Bugün hayallerimize ulaştık. Çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta hocalarımız ve ailelerimiz olmak üzere. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonu yapan başta rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Güzel geleceklere, güzel umutlara. Güzel umutlar diliyoruz yeni nesil öğrencilerimize. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla gerçekleştirilen yaz etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Arabada sinemanın ardından açık havada sinema etkinliği yapıldı. Zafer Meydanı'nda yapılan Minderini Al, Sinemaya Gel vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar, Hazreti Muhammed'e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi'nin özgün hikayesinin anlatıldığı ve çeşitli ödüller alan Özgürlüğün Sesi Bilal filmini ilgiyle izledi. Efendilerden efendi, kölelerden de köle doğar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışan Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisarlılara sinema keyfi yaşattı. Patlamış mısır, kek ve meyve suyu gibi ikramların yapıldığı etkinliğe özellikle çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla birlikte Özgürlüğün Sesi Bilal filmini izleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Minderini Al Gel etkinliğiyle vatandaşların hoş vakit geçirmesini hedeflediklerinin altını çizerek Başkan Zeybek'e teşekkür etti. Afyonkarahisar Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda halkımızı kültürle sanatla buluşmak adına yaptığımız faaliyetlerden birinde daha yine birlikteyiz. Özgürlüğün Sesi Bilal filminin Afyonkarahisar'la hemşerilerimizle buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Minderini Al Gel etkinliği içinde burada yaz ortamında güzel bir havada Hazreti Bilal filmini seyircilerle buluşturmak, onları kültür sanat hayatında Afyon'da güzel bir vakit geçirmek amacıyla yaptığımız bir gecede hemşerilerimize belediye başkanımızın selamını ilettik ve burada hem oturarak hem güzel bir havada film izleyerek hoşça vakit geçirmelerini düşündük ve bunu gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra gerek meydan etkinlikleri gerekse diğer şehrin noktalarındaki etkinliklerimiz devam edecek. Özellikle bu hafta Zafer Haftası'ndaki etkinliklerle daha sonraki haftalarda motokros etkinliklerini ve belirlenen konserlerde vatandaşlarımızı, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek her birine katılmalarını ve hoş vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerini takip etmelerini de rica ediyoruz. Müzik.
Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yeni hafta sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. İyi akşamlar.